Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber diğer ürün incelemelerimize nazaran biraz farklı bir video çekeceğiz aslında. Bu bir röportaj videosu. Turkcell bugün Balıkesir'de 2 milyon aboneye ulaştı. 2 milyon abone kutlaması için de bugün Balıkesir Cunda'dayız. Cunda'da neler yaptık biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok kısa size etrafı gezdirmek istiyorum. Daha sonrasında ise Turkcell'in genel müdürü olan Murat Erkan'la kısa bir röportaj gerçekleştirdim. Burada sizi bekleyen güzel haberler var. Onları da duymanızı, görmenizi istiyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan ben hemen girişimi yapayım. Dün sabah saatlerinde Perşembe olması gerekiyor. Bugün ayın 16'sı, evet 15 Eylül'de sabah 7 gibi özel araçlarla alındık ve bir alanda toplandık. Burada kahvaltımızı ettik. Turkcell ekibi gerçekten bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Kahvaltımızı ettikten sonra kısaca bir yola koyulduk. 2 saatlik yolculuğun ardından da yine bir kahve molası, çay molası gerçekleşti. Bu moladan sonra tekrar yola koyulduk ve 2,5 saat sonra artık Cunda'ya varmış olduk. Çok güzel bir öğle yemeği bizlerle beraberdi. Gerçekten ekibe yine çok çok teşekkür ederiz. Öğle yemeğinden sonra biraz dinlenmek amaçlı çünkü 5 saat boyunca bir yol geldik. Bir sahile gittik. Sahilde gerçekten diyecek yoktu. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz her yer kum. Çok güzel bir sahil bizlerle beraberdi. Akşama ise Murat Erkan'la beraber ve tüm Turkcell ekibiyle beraber bir akşam yemeği gerçekleştirdik. Akşam yemeğinden sonra ise artık herkes yapmak istediğini canlı müziğe giden canlı müziğe gitti. Daha sonrasında oturmak isteyenler, Fenerbahçe maçını izlemek isteyenler. Çok güzel, çok neşeli bir ortam vardı aslında burada ve herkes de çok samimiydi. Daha sonrasında gece yatıp kalktıktan sonra kahvaltımızı yaptık ve Turkcell'in 2 milyon abone basın toplantısı gerçekleşti. Bu basın toplantısında neler konuştuk? Turkcell'in biraz geçmişine dayandık ve 2008 yılında bir aboneyle başlamıştı Turkcell bu yolculuğa. Şimdi 2022 yılında tam 5 milyon aboneyle ve 2 milyon kullanıcıyla gerçekten çok başarılı yerlere imza atmış bir marka Turkcell. Bugün de bunu kutladık. 2 milyonuncu abone olan müşteri de bizimle beraberdi. Onlara da küçük sürprizler oldu aslında ve gerçekten çok güzel bir toplantıydı. Şimdi size Murat Erkan'la yaptığım kısa bir röportaja götürmek istiyorum. Orada size de bir sürpriz var aslında. Eğer Turkcell Süper Online kullanıcısıysanız onu da bir görmenizi istiyorum. İlk röportajımda çok heyecanlıydım. Benim için de çok güzel bir anı oldu aslında. O tarafa bir göz atalım. Daha sonrasında birazcık etrafı gezdirdikten sonra kapanışa geçeceğim. Herkesin bildiği üzere fiber Türkiye'nin ilk baba yiğitlerinden biri ve Türkiye'nin her yerini fiberle döşediniz. Siz de en başından beri bu çabanın içerisindesiniz. Bugün de bunun için toplandık aslında. 5 milyon haneye ve 2 milyon müşteriye ulaştınız. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum. Buradaki gelecek vizyonunuz nedir? Turkcell buradan sonra neyi yapmayı amaçlıyor ve kaç milyona daha ulaşmayı hedefliyorsunuz diğer sene? Şimdi baktığınız zaman aslında 2008'den bu yana giden bir yolculuk. Bu yolculuk süresince de çok yoğun çalışmalar yaptık. 5 milyon hane, 2 milyon müşteri bizim için çok değerli. Ama tabii burada kalmayacak. Çünkü fiber aslında bütün dünyada ülkelerin ihtiyacı olan, daha fazla yapmaya ihtiyacı olduğu bir teknoloji, altyapı, önemli bir altyapı. Rekabet avantajı aynı zamanda. Biz tabii burada bütün hızımızla bu fiber yayılımına devam etmek istiyoruz. Henüz 28 şehirdeyiz. Daha gidilecek çok şehir var. Ama bunu da hızlı yapmak, ortak altyapıyla yapmak çok değerli diye düşünüyoruz. Çünkü rekabeti altyapı yerine üst yapıda düşünmek, üst yapının faydalarından daha fazla tüketicileri faydalandırmak, ülkemizi faydalanmak daha önemli. Neticede altyapı bir kere yapıyorsunuz ama üst yapıda çeşitlilik çok çok daha değerli. Teşekkür ederim. O zaman diğer soruma geçiyorum. Çok hızlı bir şekilde fiberde büyüdüğümüzü söylediniz toplantıda ama 105 ülkede 103. sıradayız. Bunun sebebi nedir? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Ve 5G'nin önemi de artıyor aslında. Bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Şimdi öncelikle ikinci bölümden başlayayım. 5G'nin olmazsa olmazı fiber altyapı. Çünkü artık 5G demek hız demek. Bu hızı sağlayabilecek teknolojilerin de çok limitli imkanları var. O yüzden de fiberle mümkün olduğu kadar çok istasyona ulaşmamız lazım. Tabii dünyada da bu seferberlik var. Yani bunu da yaparken daha fazla tüketiciye, daha yüksek hızlara ulaşmak bütün ülkelerin yarışı. En son yapılan işte speed test çalışmalarında da 105 ülke içinden
103'üncüyüz ki bu bizim için kabul edilemez bir durum. Çok o yüzden da çalışıyorsunuz aslında. Aynen. O yüzden de biz kendimiz müşterilerimiz özellikle yüksek hıza itme, onları yüksek hızın avantajlarından kullanma konusunda da teşvik ediyoruz. Fiyatlamamızı buna göre yapıyoruz. Son aylarda baktığımızda da aslında 100 megabitin üstünde hatta 500-1000 megabitlerde ortalama %40 civarında müşterimiz faydalanıyor. Hızlıca bu açığı kapatmak gerekiyor. Tabii sadece burada Turkcell Süper Online yaptıklarıyla değil, bütün ülke olarak ortak bir kalkınma hareket haline geçmemiz gerekir. Hep beraber el ele verelim diyelim İnşallah. O zaman buradan da. Son sorum aslında 1000 megabit hız ile kullanıcılar ne gibi avantajlar sağlıyor onlara? Ne gibi kampanyalarınız var? Bugün daha demin de bize açıkladınız aslında kullanıcıları da açıklarsanız seviniriz. Bir sürpriziniz var sanırım. Bunu evet. sizden duyarsak çok seviniriz. Harika, çünkü şöyle bir şey, 1000 megabit aslında yapılacakları neredeyse siz kendinizin hayal gücünüzle sınırlı. İstediğiniz her noktada her uygulamaya ulaşabiliyorsunuz. Tabii 1000 megabit verdikten sonra da bunun bazı teknolojilerde de ev içinde de desteklemek lazım. Biz burada Wi-Fi 6 denen bir teknolojiyi devreye aldık. Çünkü siz 1000 megabitle modeme ulaşabiliyorsunuz ama evin içinde başka odalara geçtikçe bu hız yavaşlıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi burada farkı kapatan bir teknoloji. Bunun yanında da şimdi bunun ne demek olduğunu hissetmesi için bütün müşterilerimize hafta sonu, bu hafta sonu itibariyle 1000 megabit'e çıkartıyoruz ki onlar da deneyimlesin. 17-18 Eylül'le de kesinlikle. 17-18 Eylül'de müşterilerimiz bu 1000 megabit farkını hissediyor ve yaşıyor olacaklar. Çok teşekkür ederiz. Son bir sorum aslında burayla çok da alakalı değil mi? Öğrenmek istiyoruz. Bildiğimiz üzere TOG'un baba yiğitlerinden birisiniz aslında ve 29 Ekim'de de artık biz o günü bekliyor yavaşça. O gün Turkcell'in bir sürprizi olacak mı? Bunu da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Vallahi aslında bir sürpriz düşünmedik ama düşünebiliriz. Çünkü bizim için de çok özel bir gün. TOG yolculuğuna başlayalı 2-2,5 yıl oldu. Hatta daha da bir eskisi var başlangıç noktasında. Oldukça sağlıklı bir noktada gidiyoruz. Türkiye'nin kendine ait bir elektrikli arabası olması, yerli teknolojilerle elektrikli araba sahibi olması çok değerli. Daha önce birçok devrimde biz aslında geriden gelmiştik ama bu elektrikli arabada, araba teknolojilerinde artık fosil yakıttan elektrik teknolojisine geçişte önemli bir dönüşüm var. Biz de bunun tam başında, merkezinde kendi teknolojide yapıyoruz. Bizim gurur kaynağımız olacak diye düşünüyorum. 2008 yılında bir aboneyle başladığınız yolculuğunuza 2022 yılında 5 milyon aboneye ulaştınız. Gerçekten çok güzel bir başarı. Ben de size örnek alıyorum aslında. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya geldik, ağırladınız. Çok güzel bir yolculuktu bizim için. Çok sağ olun. Tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de çok keyif aldık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Gerçekten bizi ağırlayan herkese çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Türkcell'de bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz. Eminiz çok çok iyi işler yapıp ülkemizi kalkındıracak çalışmalar yürütürler. Ben de çok genç yaşımda bunları çok istiyorum aslında. Hepimizin ihtiyacı var. Herkesin el ele vermesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu da sizler için çektiğimiz kısa bir videoydu. Bu videomuzu beğenip yorumlarda konuşmayı, buluşmayı unutmayalım. Siz de bir Turkcell kullanıcısı mısınız? Memnun musunuz? Bunlardan bahsedelim ve eğer bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Thank you.